yönetim, değerli konuklar. 84. vefat yıl dönümünde yakın çevresinin kurdukları Atatürk paneline hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimize başlamadan önce sizleri Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal kahramanları adına bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Herkese teşekkürler. Biz kendi sözlerinde olduğu gibi bu
problem aslında gençlere emanet ve eğitimcilere emanet. Aslında bu. Biz de şu ne mutlu ki bu iki hitaba da muhatap bir kurumdayız. Hem eğitim görevimiz hem de genç neslin aslında kurumumuzda olması ve yine ülkemizin gelecek yıllara emin bir şekilde yürüyemesini temin edecek olan hem de nitelikli değerleri yetiştiren bir kurum olmamıza Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak görevlerimizi yerine getirdiğimizi ve aslında bunun da bir sorumluluğumuz olduğunu bir daha ortaya koymakta. Ben bu vesileyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Şüphesiz onlar kendi sahaları, benim ana hatlarıyla sunmaya çalıştığım konuları daha geniş olarak da ve tabii ki yetkinlikle anlatacaklardır. Hem kıymetli müdürümüze hem de enstitünün değerli personeline, akademik idare personeline teşekkür ediyorum. Nice huzurlu, güvenli ve müreffeh günlere ulaşmak ümidiyle hepiniz saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimizin moderatörü, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Utak Hoca'mızı davet ediyorum. Üniversitemiz ve enstitümüzün değerli mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bugün Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde onun yakın çevresinin tanıklarıyla Atatürk'ü anlamaya çalışacağız. Atatürk defalarca söylediğim üzere kendi Cumhuriyet dönemi gerçekleştirdiği reformlara Türk İnkılabı adını vermişti. Bu inkılabın hedefi, amacı nedir dediğimizde Türkiye halkını asli medeni bir toplum haline getirmek, yani çağdaş devlet ve toplum haline getirmek olarak açıklamıştı. Bunu nasıl yapacaktı? Bunun için de o dönemde yegane, en gelişmiş bir medeniyet olan Avrupa medeniyetini örnek almak, onun değer ve pratiklerini Türkiye toplumuna, Türk milletine bunu yansıtmaktı. Bu konuda o kadar kavgaydı ki söz konusu medeniyet olduğu vakit bunda kesinlikle bir taviz verecek bir yapıda bulamamaktaydı. Etrafını da aynı şekilde değerlendirmekteydi. Tabii Türkiye'nin modernleşmesi noktasında Cumhuriyet'in ilanından başlamak üzere birçok esaslı inkılaplar gerçekleştirdi. Siyaseten saltanatın kaldırılması, hilafetlerin ilgası gibi önemli siyasal sistemin teşekkülünde önemli inkılaplar gerçekleştirdi. Ayrıca sosyal kültürel açıdan hak inkılabı bu medeniyet değişiminin en önemli unsurlarından bir tanesi ne ortaya çıkarttı? Yine medeni kanun, yine bu medeniyet değişiminin modern topluma olan geriye olarak medeni kanun değiştirildi. Ve Türkiye gerçekleştirdiği diğer reformla birlikte bu hedef olarak konulan modern devlet ve millet olma, millet inşa etme süreci hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıldı. Yine aynı dönemde 1924'te Terak Haber Cumhuriyet Fırkası'nın 30'ların başında da Terak Cumhuriyet Fırkası denemeleriyle Türkiye'nin çok partili siyasi hayat tecrübeleri yaşandı. Fakat bunlar kısa sürdü. Bu da gösteriyor ki özellikle 30'daki tecrübeye baktığımızda Atatürk'ün daha ziyade henüz kendi anlayışı içerisinde kısa sürmesine dikkat alarak Atatürk'ün önceliğinin Türk toplumunun hem devlet toplumu olarak modernleşme sürecinin henüz ihtimal olmadığı şeklindeki kanaati ve kendisine yapılan telkinlerle birlikte bu tecrübelerin
kısa sürmesidir. Tabii bu çok partili hayatın kısa sürmesi de gösteriyor ki Atatürk, çok partili hayat ve demokrasinin hedefler arasında olduğunu biz görüyoruz ve anlıyoruz. Ama önceliğimizin o yıllarda, 1920'lerde, 30'larda yaşadığı müddet önceliğin bir Türk toplumunun modernleşmesi olduğunun altını özellikle çizmekte fayda var. Dışişleri'ne geldiğimizde Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan yeni uluslararası düzene uyumlu, barışçı, statükocu, irredentist bir dış politikayı tercih etmiştir. Özellikle savaşmış olduğu devletlere ilişkiler bunu göstermektedir. Ve şunu ifade etmekte, biz Avrupa emperyalizmine, Batı emperyalizmine karşıyız ama Avrupa medeniyetine bağlıyız açıklaması Atatürk'ün bu konulardaki yaklaşımı ortaya koymakta. Bir önemli husus Atatürk'le ilgili bilinmesi gereken, Atatürk her zaman ifade ettiği gibi bir dokma bırakmadığını ifade eder. Bu Atatürk'ün dokma bırakmadığını ifade etmesi onun aslında inkılapçılık ilkesinde kendini gösterir, vücut bulur. Ne demektir? İnkılapçılık anladığımız kadarıyla sürekli bir değişim ve yenilenmeyi ifade eder. Ondan dolayıdır ki Atatürk dokma bırakmadığını söylemesi de onu sürekli değişimi önceleyen inkılapçı yönünü bizlere göstermektedir. O günden bugüne kadar Türk insanının miras olarak takip etmesi gereken, alması gereken en unsurlardan bir tanesi de bu cumhuriyeti siyasal rejim olarak benimsemenin yanı sıra bu inkılapçı özelliğini de hasreten takip etmekte fayda vardır. Atatürk büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, yeni bir milletin inşasının mimarı ama her şeyden Atatürk'te bir insan. Onun da idealleri vardı, hayalleri vardı ve hayatı boyunca birçok insanla ilişkisi oldu. Sofraları ünlüydü, orada birçok arkadaşıyla orada tartıştı, hatta bazen kendi uzaklaştırdı, küslükler yaşandı ama bütün o insan özellikle o sofralarda tezahür ettiğini, Atatürk'ün bilinmeyen özelliklerinin o masalarda, o sofralarda kendini gösterdiğini bilmesi de fayda vardır. Atatürk bir proje adamıydı, bir ideal adamıydı. Kendi 30'ların başında Türk müziğini yasaklarken kendi sofrasında Türk müziğini dinlemekten de vazgeçmedi. 36'da Öztürkçe uygulamalarını denedi fakat bunun olmayacağını görüp bundan da vazgeçti. Yine dil tarih tezlerinde de bunu görüyoruz. Bunlar da denendi. Bunların tortuları günümüze kadar devam etmekle birlikte bu anlayışla zaman içerisinde kendini revize etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bugün ben sözü fazla uzatmadan, sabrınızı taşırmadan sözü arkadaşlara bırakmak istiyorum. Sözü oraya getirdim. Yani biz hep bildiğimiz asker, devlet adamı, uluslararası bir kişilik, lider özel yanı sıra biz herhalde bugün arkadaşlarımız insan Atatürk'ün yakın çevre tanıdıkları içerisinde insan Atatürk'ü bize anlatmaya çalışacaklar. O yüzden ben panelist olan arkadaşlarımı buraya davet etmek istiyorum. Doktor öğretim üyesi Sayın Aydın Sahal, araştırma görevlisi Sayın Yunus Saygın, araştırma görevlisi Sayın Muhtere ve araştırma görevlisi Sayın Anıl Dincel. Kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Arkadaşlarımız heyecanlı, bunu biliyorum, fark ediyorum. Konuştukça açılacaklar, heyecanları geçecektir. Bundan dolayı
fazla söz uzatmadan hemen geçelim. İlk konuşmacımız araştırma görevlisi Duygu Saygın. Atatürk'ün etrafında olan önemli kadınlardan biri. Afet İnan'ın hatıratı üzerinden bize Atatürk'ü anlatacaklar. Evet, buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben bugün sizlere Ayşe Afet Uzmay ya da herkese bilinen ismiyle Afet İnan'ın Atatürk'le yaşadığı olaylar ya da bizzat Afet İnan'ın başına geldiği halde Atatürk tarafından ele alınarak tüm Türk milleti için kırılma noktası haline getirilmiş bazı olaylardan bahsedeceğim. Hepimizin bildiği üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok manevi evladı var. Bunların sayısı ve isimleri kaynaklara değişiklik gösteriyor ama güncel bilgilerimize göre İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim ve Zehra ailenin Cumhuriyet'ten önce Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sırıtmaç Mustafa'yı Cumhuriyet'ten sonra himayesine almış. Bunun ekserisi çocuk yaşta Atatürk tarafından himaye edildiği halde Afet İnan'ın şöyle bir farkı var. Kendisi 17 yaşında genç bir öğretmenken Atatürk'ün manevi evladı oluyor. Neden Afet İnan'da böyle bir farklı uygulama var? Çünkü şahsi kanaatince Atatürk Afet İnan'la tanıştığı zaman onda idealindeki Türk kadınının bir yansımasını görüyor. Yani ben bir Türk kız yetiştirseydim nasıl olurduğunun cevabını görüyor Afet İnan'da. Ve bu öngörüsünde yanılmadığını da İnan'ın manevi babasına layık bir evlat olduğunu İsviçre'den yazdığı bir mektuptaki şu cümleler ispatlıyor. Bana her fırsatta cesaret vermenize bin teşekkür. Çalışmalarımın büyük gayesi size yetişmek ve yurduma yararlı olmaktır. Bunun mükafatını sizden aldıkça daha çok çalışmak ve layık olabilmek için uğraşıyorum. Atatürk ise İsviçre'ye İnan'a yanıt olarak yazdığı başka bir mektupta ona göster kendini Türk kızı diye seslenmektedir. Şüphesiz en insan için ideal insanın bulundurması gereken bazı önemli vasıflar vardır. Atatürk'ün idealindeki Türk kadını da, idealizettiği Türk kadının da özelliğini idealist ve kendini son derece geliştirmiş bir kadın olduğunu görüyoruz. Nitekim donanımlı bir birey bekliyor Türk kadından Atatürk. Nitekim İnan da Atatürk'ün kadın vatandaşlığı kültür seviyesinin yüksek olmasını ilk isteği olduğunu belirtiyor yazılarında. Atatürk'ün de bu konuda beyanları mevcut. Mesela Mart 23'te memleketimizde cehalet varsa umumidir. Yalnız kadınlarımızla değil erkeklerimizi de kapsar. Binaenaleyh kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgi olmaya mecburdurlar. Eğer kadınlarımız faziletin icap ettiği tavrı hareketle içimizde bulunur, milletin ilim sanat hareketlerine iştirak ederse bu hali emin olunuz milletin en mutasırı dahi takdirden kaçınamaz demiştir. Atatürk'ün yakın çevre savunmasından memnuniyet duyduğu ve fikirlerine değer verdiği kadınlara baktığımızda bunların tümünün de bu ortak paydalarla birleştiğini görüyoruz. Nitekim eş seçiminde de bu kriterleri gözettiği aşikar. Bu bağlamda Atatürk'ün fikirlerine çokça değer verdiği bir hanım var. Halil Rıfkı Atay'ın eşi, Nina Organ'ın annesi Şefika Hanım. Şefika Hanım son derece açık sözlü, kendini geliştirmiş ve zeki bir kadın. Hatta Atatürk, dönemin alışılmış kadın profilinin dışındaki bu hanıma Taviş, yoldaş Şefika diye hitap ediyor özellikle. Ve Şefika Hanım, Atatürk'ün sofralarında diğer kadınların aksine belirli bir saatten sonra kalkmayıp sabaha kadar politika konuşan tek kadın. Ve Şefika Hanım'ın Afet İnan'la ilgili şöyle bir tespiti var. Ona göre Afet İnan, Mustafa Kemal'in genç yaşta ayrı düştüğü annesine dahil olmak üzere tüm hayatı boyunca en uzun süreli mutlu bağı kurabildiği tek kadın. Afet İnan 30 Ekim 1908'de Selanik'te dünyaya geliyor. Çocukluğu ve gençliği babasının memuriyeti sebebiyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerine geçiyor. Haziran 25'te Bursa Kız Muallim Mektebi'ni bitirip ilkokul öğretimi olmaya hak kazanıyor. Mezun olduğu yıl babasının tayin sebebiyle İzmir'e geçiyorlar. Burada Reddi İlhak İlkokulu'na atanıyor ve 3. haftasındayken Atatürk şehre geliyor. Öğretmenler bir çay daveti veriyorlar. İnan'ı da Atatürk'ün yanına oturtuyorlar. Afet İnan'ın şöyle bir isteği var. Mümkünse yeni öğretmenlik yapmak istiyor ama mümkünse yüksek öğrenim görmek, hatta Avrupa'da görmek istiyor. Atatürk sohbet esnasında Afet İnan'ın nereli olduğunu soruyor. Annesinin Selanik'te oylanma olduğunu söylemesi üzerine Atatürk'ün ilgisini çekiyor Afet Hanım ve sohbet esnasında bir yüksek öğrenim isteğini de belirtiyor Afet Hanım Atatürk'e. Bilhassa da Fransızca öğrenmeyi çok fazla istediği için kendisini 27 Kasım 1925'te Fransızca eğitimi için Lozan'a gönderiyor ve 27 yılına kadar Afet Hanım orada kalıyor. 27-29 yılları arasında da Notre Dame'da Sion'da eğitime devam ediyor. Az önce bahsettiğim kırılma noktalarının ilki Afet Hanım Notre Dame'da eğitim görürken gerçekleşiyor.
Afet'in okuma esnasında tarih okuma ilgisini fark ediyor. Ve Fransızca tarih kitaplarında Türklerin barbar, ikinci sınıf ve sarı ırk, yani Moğol ırka mensup olduğunun yazıldığını görüyor. Bunu hocasına sorduğu zaman, hocası bunun Avrupa'daki bir umum kanaat olduğunu dile getiriyor. Afetman gerçekten çok üzülüyor ve sinirleniyor. Konuyu Atatürk açtığında yaşananları kendisi şöyle anlatıyor. Fakat benim çok gücüme gitti ve işte o tatilde kitabı getirdim, Atatürk'e gösterdim. Bakın dedim, bizim de yok o medeniyetimiz. Görüyorum İstanbul'da birçok mimari eserlerimiz var, bunlardan hiç bahis yok. Türkler hakkında bu sarı ırk, ikinci ırk tefsirini Atatürk'e bahsettim. Ve o sırada Atatürk gördüğüm gibi İstanbul Üniversitesi'ndeki hocaların basılmış tarih notlarını okuyor, üzerinde işaretler yapıyordu. Kitabı göstermem üzerine, evet bu böyle değil, biz hakikaten Türklerin medeniyetleri hakkında esaslı tetkikler yapmalıyız, bu böyle olmaz dedi. Hakikate de uygun değil dedi. Bu olay üzerine, Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan biri, gerçek yerindedir ve uygarlıkta hizmetleri neler olmuştur sorusuna yanıt aramaya karar veriyor Atatürk. Nisan 1930'da Türk Ocakları'nın 6. kurultayı var. Bu kurultayda Atatürk'ün direktifiyle ve biraz da zorlamasıyla Afet İnan Türk tarih araştırması gerektiğini vurgulayan bir konuşma yapıyor ve 40 imzalı bir önerge sunuyor. Bu önergede Türk tarihi ve medeniyetini ilmi surette tetkik etmek için hususuyla daimi heyeti teşkiline karar verilmesinden bahsediliyor. Aynı gün Türk Ocakları Kanunu'nda bir 84. madde ekleniyor. Bu madde diyor ki, merkez heyeti Türk tarihi ve medeniyetini ilmi surette tetkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk tarihi heyeti teşkil eder. Ve bu heyetin üyelerinden tanesi de Afet İnan, bu heyet aslında bugünkü Türk Tarihi Kurumu'nun ilk kurulmuş hali, temeli. Böylece Afet İnan'ın okulda yaşadığı müessif bir hadise, Atatürk'ün liderliğinde çok farklı bir vasfa bulunduruyor ve günümüze kadar yani kurumu doğurmuş oluyor. Türk tarihinin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor aslında. Ve Türkler henüz bu olaydan birkaç yıl önce Avrupalılarca sarı ırka mensup ve barbar olarak nitelendirilirken, 1935 yılına gelindiğinde artık İnan'ın Cenevre Üniversitesi'ndeki hocaları Anadolu'yu uygarlığın beşiği, Türk ırk olarak tanımlar, Türk ırkından söz ederek Türklerin yüzlerce yıllık uygarlığın doğrular hale gelmiş oluyor. İkinci bir kırılma noktamız daha var. O da Afet İnan'ın 1929'da atandığı Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde yurt bilgisi ve tarih öğretmeni olarak görev yaptığı sırada yaşanıyor. Daha muallimliğin birkaç ayı içinde Afet İnan. Bu esnada sınıfta belediye yasasını işliyorlar, belediye kanunu işliyorlar ve sınıfta bir uygulamalı seçim yaptırıyor. Bir kız öğrenci seçiliyor oylamanın sonucunda. Afet İnan ise çok memnun bu yaptığı uygulamadan, çok mutlu. Fakat 3. sınıftan Selahattin isimli bir öğrenci ayağa kalkarak Afet İnan'ın bu yaptığının yanlış olduğunu, çünkü kanuna göre kadınları seçme seçim hakkı bulunmadığını hatırlatıyor. İnan'ın bu noktadaki artık şeyini hatırasından alacağım. Ben birdenbire üzüldüm tabii, ne diyeceğimi de şaşırdım ama dedim ki evet hakkınız var, kanun böyle. Fakat burada hepiniz eşitsiniz, İnşallah bu da olur. Ve derhal sınıftan dışarı çıktım. Çıktım, ne yapayım, bir daha nasıl geleyim? Seviyorum da öğretmenliği, doğru Marmara Köşkü'ne gittim çiftliğe, soğuk da bir gündü Mart ayı. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım ama çocuğun hakkı var, kanun öyle. Bir de baktım Atatürk geldi Şükrü Kayar'la, ben ağlamıştım da biraz. Ne oldu dedi, dedim böyle böyle işte vaziyet, ben şimdi nasıl gideyim oraya öğretmenlik yapayım. Güldü Atatürk, peki başka oturmuş memleketlerde nasılmış bu konu dedi, hiç bilmiyorum dedim. Atatürk o halde tetkik etmeli dedi, nasılsa bize de düşünmeli bunu. Ve İnan bu konuşmanın akabinde Atatürk'e en azından erkek öğrenci kadar hak sahibi olana kadar o sınıfta gidip ders vermeyeceğini de söylüyor. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, TBMM'de belediye yasasının bir yıldan beri görüşülmekte olduğunu ve bu yasa kapsamında bu kurumun da yalınabileceğini söylüyor. Bunun üzerine Atatürk, başvekiliyle yani İsmet Paşa'yla konuşuruz. Fakat bu meselede hazırlıklı olmak ve münakaşa etmek lazımdır diyerek hemen o akşam bazı devlet adamlarıyla hukuk fakültesindeki hocaları köşke davet ediyor ve Afet İnan'ın anlattığına göre kelimenin tamamıyla kıran kırana bir mücadele, bir tartışma gerçekleşiyor orada. Nihayet 3 Nisan 1931'de belediye yasası kadınlara da seçme ve seçim hakkını vererek belediye seçimlerinde kabul ediliyor. Yasanın kabulünden bir süre sonra birkaç ay içinde 1930 yerel seçimleri var ve henüz 1,5 ay önce kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası beklenmeyen bir başarı gösteriyor bu seçimlerde. İsmet İnan çok öfkeleniyor bu olaya ve Afet İnan'a gelerek sitem ediyor. Kadınların oy kullanması ile ilgili, yani biraz senin yüzünden oldu gibisinden. Arkasından da şey tartışması başlıyor.
genel seçimlerde, milletvekili seçimlerde kadına oy kullansını kullanmasının tartışması başlıyor. Ve İnan burada diyor ki, 30'a 34'e kadar işte ben hep müdafaa ediyorum, bir türlü çıkmıyor öteki kanun. Bir akşam İsmet Paşa ile Atatürk çalışıyorlar kütüphanede. Hizmetçi geldi dedi ki, İsmet Paşa ile Atatürk sizin kütüphaneye geldiler, sizi istiyorlar. Atatürk, İsmet Paşa'nın elini öp dedi bana. Niye dedim, istediğin kanun çıkıyor dedi. Burada yine İnan'ın şahsen yaşadığı bir hadiseyi, Atatürk yani hadisenin Kartal gibi büyüyerek tüm ülke etkilenmesi söz konusu. Atatürk İnan teslim bunu kapatabilirdi ama o şekilde yapmadı. Sıkıntıyı fark edip bu sıkıntıya bir çare buldu burada. Ve bir öğretimin öğrencisi içinde münakaşa Atatürk'ün elinde Türk kadınların tüm dünyada emirinden bir noktaya taşıdı. Nitekim yasal çıkışın ertesi yılında İnan Atatürk'e bir mektup yazısı işleden ve diyor ki İsviçreli kadınların Türk kadınlarının sahip olduğu hakkı gıpta ettiğini söylüyor bu mektupta. Her iki olayda da Atatürk son derece sakin ve çözüm odaklı davranıyor. Nitekim İnan da yazılarında Atatürk'ün başarı sırlarını sayarken bu soğukkanlılığından dem vuruyor ve diyor ki felaketler ve güçlükler karşısında soğukkanlı içinde durumu değerlendirip zihni bir yargılama sonucunda hareket ederdi. 1935 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor bildiğiniz üzere. Öğretim üyeleri de Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu üyeleri ve daha önce çalışanları ve daha önce yurt dışına tahsil yapmış gençlerden seçiliyor. Afet İnan da bu isimlerden birisi. Fakat üniversitede ders vermeyi kabul etmiyor çünkü yüksek tahsil yok. Yani eğer ders vereceksen öncelikle yüksek tahsil yapmak istiyorum Avrupalı akademisyenler gibi diyor. Ve bunun üzerine Cenevre Üniversitesi'ne gönderiliyor 35-38 yılları arasında lisans eğitimi ve arkadan da bir yıl doktorasını tamamlamak için. Çalışmalar esnasında Afet İnan Atatürk gereken tüm dokümanları, kitapları, her şeyi inanılmaz bir destekle gönderiyor, temin ediyor. İnan Temmuz 38'de lisans eğitimini bitiriyor, Ağustos'ta İstanbul'a dönüyor. Atatürk'e diplomasını gösterdiğinde Atatürk fevkalade memnun oluyor ve mutlaka doktorasını tamamlaması gerektiğini söylüyor İnan'a. Ne yazık ki İnan doktorasının tipine şahit olamıyor Atatürk. Çünkü bir sabah İnan'a rüyasını anlatıp saniye söyle, ikimiz de kuyuya düştük, o kurtuldu dediğinde 20 Eylül 38 tarih. İnan Ağustos 38'de İstanbul'a döndükten sonra Atatürk'ün vefatına kadar sürekli yanında oluyor son günlerine kadar. Arkadaşlar da muhakkak bahsedeceklerdir. Atatürk'ün sağlık durumunun an be an kaydedildiği bir defter var odasında. O defteri koyduran kişi de Afet İnan. İnan bu süreçte Atatürk'e her gün günlük gazeteleri okuyor. Günlük haberlerden, siyasi askeri gelişmelerden haberdar olmasını sağlıyor. Ve hasta yatağında dahi Atatürk'ün siyasetle ilgilenmesine doktorlara endişe duyuyorlar. Atatürk İnan'a diyor ki, memleketin en mühim ve esaslı işlerini konuşuyoruz. Bunlar beni yormuyor, bilakis hayat veriyor. Ve bu dönemde Atatürk'ün gündemi, herkesin malum olduğu üzere şahsi davam dediği Hatay meselesi. İnan hatıralarını Atatürk'ün bu konudan bahsettiği ilk kişilerden biri olduğunu da söylüyor. Montre konusu Boğazlar'da tartışılırken Afet İnan Cenevre'de. Ve sıklıkla gidip konferansı takip ediyor yakından. İmtihanlarını bitirip döndüğü zaman da anlaşmanın imzalandığı haberini alıyor. Fevkalade mutlu oluyor ve Atatürk'e diyor ki, artık bir dış mesele kalmadı. Bunun üzerine Atatürk'ten şu cevabı alıyor, yok, var, mühim bir meselemiz var. Şimdi İskenderun ve Antakya meselesi var. Ne olacak dedim, onun üzerine duracağız dedi. Hatay elini denmiyordu o zaman daha, İskenderun ve Antakya meselesi. Ve o zaman daha kamuoyuna çıkmamıştı. Hadiseleri takip edecek olursak, sonra tabii bu konuşulmaya başlandı. Fakat bana söylediği 1936 yılı Temmuz'un 21'i, Montreux'un imzalanmasından sonradır hemen. Ben şaşırıp kaldım. Fakat dedi ki, bunun üzerine duracağız. Ben ne olacak dedim, alacağız dedi. İnan'a göre Hatay'ın bağımsızlığını kazanması Atatürk'ü son günlerinde en mutlu eden olay. Atatürk'ün muhakkak yapmasını öğrettiği doktorasını Afet İnan Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılışından bir ay sonra tamamlıyor. Tezinin konusu Türk halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi, Türk ırkının vatanı Anadolu. İnan'ın Atatürk'le 13 senelik yolculuğu 6 Kasım günü Atatürk'ün son kez elini öptüğü anda sona eriyor. Kızı Arina'nın ifadesine göre siyasi ya da özel pek çok olaya tanıklık ediyor Afet İnan. Bunların bir kısmını yazıyor ama büyük çoğunu kendisine saklamayı tercih ediyor. Afet İnan kendisindeki potansiyeli 17 yaşındaki kızken görüp sonsuz destekleyen manevi babasının hatırasının hayatı boyunca verdiği konferanslar ve yazdığı yazılarda yaşatmaya gayret ediyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu zamana teşekkür ederim.
Türk'ün vefatı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'ne o tarihte yıllarda önce konferans salonunda bir anma toplantısı düzenleniyor. Arkasından da İstanbul Üniversitesi gençleri öğrencileri bir beyanname yayınlıyorlar. Oradan bir iki cümle okumak istiyorum müsaadenizle. Biz Türk gençleri Atatürk'ün şahsında Cumhuriyet'in yaratıcısını ve milletin sadık bir hadimini kaybetmekteyiz. Bu tamir kabul etmez ziyanın heyecanı ile mütehassıs olarak hatırası ileride kalbimizde yaşayacak kurtarıcımızın bize emanet ettiği eseri muhafaza etmeyi taahhüt ederiz diyerek de bu beyanname sona eriyor. Evet, şimdi ikinci konuşmacımız araştırma görevlisi Umut Dere. O da Atatürk'ün yine yakın mesai arkadaşlarından Hasan Rıza Soyak'ın perspektifinden Atatürk'ten bize hatıralar soracaklar. Evet. Çok, çok teşekkür ediyorum hocam. Sayın rektörüm, sayın dekanım, sayın enstitü müdürüm, saygıdeğer hocalarım ve kıymetli dinleyenler. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vefatının 84. seneye devresinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Öncelikle akademik hayatımızın en üst başında olduğumuz bir dönemde bizleri böylesine önemli bir günde bu güçlüğe layık gören başta Profesör Doktor Mustafa Bulak hocamız olmak üzere toplantımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran ve böylesine tarihi bir binada bizlere konuşma fırsatı veren üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Ak hocamıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sunumun konusu olan Hasan Rıza Soyak, öncelikle Atatürk'ün çok yakın çevresinden biri olup hayatının sonuna kadar yanında ve yanı başında olan insanlardan biri. Hasan Rıza Soyak kimdir diyecek olursanız, öncelikle Hasan Rıza Soyak 1922 yılında meclis katibiyle Mustafa Kemal Paşa'nın yakınında olmaya başlıyor. Daha sonra 1924 yılında muhtemet, 1927 yılında özel kalem müdürü, 1932 yılında genel sekreter vekili ve nihayet 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri vazifelerini yürütüyor. Buradan hareketle Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde Hasan Rıza Soyak'ın neşredilen hatıratı, yazarının ne bir yaşam öyküsünü ne de başlı başına bir Atatürk biyografisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu haliyle tek olmamakla birlikte şunu söylemem gerekir. Mansar Kutkansu'nun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber isimli hatıratında da bu da bir biyografi özelliği taşınıyor. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ü genel itibariyle umumiyetle bir siyasal lider olarak betimliyor Mansar Kutkansu. İnsanın özelliklerini ise sayfalar arasında bir örnek olarak mesela Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın ve arkadaşlarının çaya atacak bir şeker bulamadıklarını, onu bir paraları olmadığından dolayı bir şeker edinemedikleri gibi küçük anekdotları olmakla birlikte genel itibariyle siyasal hayatına yönelik bir hatıratı var. Hasan Rıza Soyak'ın farkı ise daha fazla siyasi olayların içerisinde bize insan Atatürk'ü, yani Atatürk'ün insani özelliklerini ve özel hayatına dair şeylerini anlatması. Bu anlamda Hasan Rıza Soyak'ın anıları özellikle Cumhuriyet tarihi araştırmaları ve Cumhuriyet tarihi alanında çalışanlar için büyük bir önem arz ediyor. Dönemin siyasi olaylarında es geçilmeyen anılarda Şeyh Said İsyanı'nın isimli suikastine, serbest Türklerin teşekkülünden Atatürk ile İnönü'nün yollarının ayrılmasına ilişkin zengin bir tarih anlatısı bulunmakta. En yakınında bulunması dolayısıyla daha önce belirttiğim gibi Atatürk'ü iyi bir gözlem şansı yakalayan Soyak, Başak aralarındaki diyalogları aktarmış ve burada yazılanlar yakın dönem çalışmaları için eşsiz örnekler sunmuştur. Sunumumuzda Atatürk'ü siyasal bir lider pozisyonu ile birlikte Hasan Rıza Soyak'ın da anılarından hareketle insani özelliklerine ve karakter yapısına odaklanmaya çalışacağım. Nitekim tarih, zaman ve mekan üzerine kurulu neden-sonuç ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olsa da bir olayı tarih haline getiren şey öznedir, özne kişidir, insandır. Tarihe var olmuş karakterlerin etrafındakilerin tanıklıklarıyla sentezlenebilmesi, olaylar karşısında liderin verdiği tepkilerinin nedenlerini öğrenebilmemiz noktasında oldukça önem arz etmektedir. Ancak bunu yaparken anıların tarihin en tehlikeli malzemesini teşkil ettiği de unutulmamalı,
olayların nasıl cereyan ettiği veya bir kişinin adını zikrettiği şahısların kendi anılarında doğrulayıp doğrulamadıklarını mukayeseli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben Hasan Rıza Soykan anılarını incelerken örneğin buna bir örnek vermem gerekirse, Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çevresinde bulunması münasebetiyle ve Atatürk'e sonsuz bir saygı bulması münasebetiyle Atatürk'ten bahsederken anılarında büyük adam, eşsiz lider tabirlerini sıkça kullandığını, dönemin siyasi olayları nedeniyle topluluklar yaşadığı, örneğin İsmet Paşa ile ilgili olarak ise başvekil olarak bir tanımlama yaptığı ve o şekilde zikrettiği benim bu anlamda dikkatimi çeken hususlardan biri olmuştur. Böyle bir girizgahtan sonra Atatürk'ün belli başlı özelliklerine değinmeye başladım. Atatürk'ün mütevazi bir hayat sürdüğüyle ilgili olarak Hasan Rıza Soyad'ın anılarında paylaştığı ve benim dikkatimi çeken bir husus, annesi Zübeyde Hanım'ın 15 Ocak 1923'teki vefatından sonra hepinizin malumu İzmir'de vefat ediyor ve Latife Hanım o dönem yanında. Daha sonra oraya defnedildikten sonra Latife Hanım Efendi tarafından tam emin olmamak birlikte Hasan Rıza Soyer, onun tarafından yaptırılan mermer sandıklı uzun kitabeli bir kabrin fotoğrafını bir albümde daha sonra Mustafa Kemal Paşa bunu görüyor, beğenmiyor ve kitabede şu ifadeye takılıyor. Yazıyor ki üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin muhterem validesi diye başlayan bir ifade. Mustafa Kemal Paşa, Hasan Rıza Soyer şöyle bir ifadede bulunuyor. İlk fırsatta İzmir'e gidersin, bu sandıkları ve kitabeyi kaldırtırsın. Dağdan iki büyük ve uzun taş getirtirsin. Birini olduğu gibi bir temel üzerinde tespit ettirir, diğerini baş tarafına diktirirsin ve bunun bir yerini biraz düzelterek Atatürk'ün anası Zübeyde burada gömülür diye yazdırırsın. Altına da ölüm tarihini koydurursun. Yeter, emrini vermiştir diyor bana. Hasan Rıza Soyer. Daha sonraki yıllarda da bu mesele gündeme geliyor. Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın ağır hastalıklar içerisinde olduğu ve vefat senesi olan 1938 yılında İzmir Belediye Reisi olan o dönem Doktor Behçet Uz, Dolmabahçe Sarayı'na geliyor. Ve beraberinde Vatiha Türk Anası için belediye meclisi kararıyla hazırlattığı bir projeyi sunuyor. Bu tatbik edilirse eğer abide halinde muazzam bir eser olacağını ifade ediyor. Hatta etrafında bir park bir de çocuk bahçesi oluşturulacağını söylüyor. Bu Mustafa Kemal Paşa'ya aktarılınca Mustafa Kemal Paşa'nın Hasan Rıza Soyer'e aktardığı şey daha önce söylediğiyle aynı oluyor. Hayır dedi diyor Hasan Rıza Soyer, ben sana mezarının nasıl yapılacağını tarif etmiştim. Mustafa Hocamızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi Atatürk özellikle sofraları başta olmak üzere bütün hayatında münakaşadan ve tenkitten hoşlanan, buna talip olan ve samimi tenkitleri yine samimiyetle ve büyük memnuniyetle karşılayan bir siyasal lider olarak karşımıza çıkıyor. Bizzat kendi hareketlerini tenkit ettiği ve bunların çok sayıda olduğunu Hasan Rıza Soyer anılarında rahatlıkla görebiliyoruz. Hele hükümeti ve idari tenkit hususunda bir an bile çekince göstermiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse, Hikmet Bayur'un Hasan Rıza Soyer'in ifadesiyle biraz dikkatsiz ve ölçüsüz bulduğu bir anısından bahsediyor hatıralarında. Atatürk'ün Silifke'deki çiftliğinden dönüyordu. Yolunun üzerinde bulunmaları itibariyle Mersin'de Adana'ya uğramıştı. Her yerde vergi tahsilatına hız vermiş olan mahalli maliye memurlarının bir takım aşırı hareketlerinden bahsediliyor. Vergisini ödemeyen bazı mükelleflerin borçları için en lüzumlu ev eşyasına, kapkacağına, hatta yatak ve yorganına kadar haczedilip pazarda haraç mezat satıldığı söyleniyordu. Şikayetler umumlu bir hal almıştı. Çankaya vardığım zaman Atatürk eski köşkteki yemek salonunda Hikmet Bayur'la öğle yemeği yiyordu. Beni de sofraya soluna oturttu. Çiftliğe ait işleri konuştuktan sonra oralarda başka ne var ne yok diye sordu. Dinlediğim şikayetleri olduğu gibi arz etti. Bayur dayanamadı, söze karıştı. Fakat paşam, Sultanahmet devrinde bile fakir halka böyle zulmedilmemiştir dedi. Ben büyük bir fırtına kopacak vehmi içinde gözlerimi Atatürk'e çevirdim. Hayret, dudaklarında hafif bir tebessüm belirmişti.